Ya ne güzel hukuk okuyorum. Mezun olduktan sonra işim gücüm hazır. Şimdiki gibi her tarafta avukat da yok. Ama gel gör ki Dostoyevski ile tanıştıktan sonra çekilmez bir adam oldum. Lanet, aksi, huysuz. Evet atalıyım. Ama bir sorun ki neden? Milletin iyiliğini sömüren bir tefeci kadını öteki dünyaya yollamış olabilir. Eyvallah. Gerçi kardeşini de mecbur kaldım. Ama olsun. Bu hepsi Dostoyevski'nin suçu ya. Ben o Rusya'nın soğuk, kasvetli, rutubetli ortamında fakirlikten paltomu bile rehineciye vermiş biriyim. Artık satacağım bir şey kalmamış. Edebiyat fakültesinde Dosto diye bir arkadaş geldi. Suç ve Ceza diye bir kitap yazacağım dedi. Başrolü sen oynar mısın? Kafasındaki hikayeyi anlatınca önce sinirlendim olmaz falan dedim ama bana öyle bir rakam teklif etti ki aklım çıktı tabii. Meğer kumarda kazanmış. Tabii benim o zaman haberim yok. İşte o paradan hayır gelir mi? Gelmedi. Hayır şey olarak para gelmedi. Onu da kumarda kaybetmiş. Bu herif benim hakkımda bazı şeyler yazmaya başlamış. Benim tabii haberim yok. Bak be, nasıl hakkında yalan yanlış şeyler yazmış ya. Neyse bir gün bir yerde denk geldik. Oradakilere sordum ne oldu gibisinde. Kimse cevap vermiyor tabii. Orada polis vardı. Gittim ona sordum. O da bir şey söylediği yok. Ama benim bu soru sormamdan işkillenmiş. Beni baş şüpheli ilan etti orada. Bana taktılar orada zaten. Gel zaman git zaman ben tabii o soğuklarda paltosuz, patiksiz, üşüttüm, hastalandım. Epey bir zaman odamda inzivaya çekilmek zorunda kaldım. Fazla abartmış olacağım ki vehime kapıldım. Gelen giden ziyaretçilerime olur olmadık şeyler anlatmaya başlamışım. Zaten şüpheliydim. İyice beni baş şüpheli ilan ettiler. Ben de Dostoyevski'ye dedim ki, bak oğlum dedim, bu kitabı fazla uzatma. Tamam ben tüm suçu kabul ediyorum. Kitabı yarıda bitir, kimse okumaz dedim. O şekilde suçumu itiraf ettim ve kitabı bitirdik. Ceza olarak beni Filika'da kürek çekme cezasına çarptılar. Değişen bir şey olmadı. Yine paltosuz, at susuz geziyorum. O paltoyu da Gogol çalmış. Ay ay.